Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu bol soslu, sufle tadında muhteşem derecede güzel ıslak kek tarifini paylaşacağım. Gördüğünüz gibi o kadar ıslak ki, bu kadar ıslak bir kek yemediğinize eminim. Lütfen ölçülerle asla oynamayın. Tam ölçüdür ve muhakkak deneyin. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum ve hiç beklemeden tarife geçiyorum. Bol soslu ıslak kekimizle başlarken oda sıcaklığında beklettiğimiz 4 adet yumurtayı çırpma kabımıza alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekliyoruz. Ölçülerimiz 200 mililitrelik ölçü bardağı, su bardağı. Mikser yardımı ile şöyle köpük köpük olup rengi açılıncaya kadar, yani bir 5 dakika kadar güzelce çırpıyoruz. Yaklaşık olarak 5 dakika kadar yumurtamızı ve şekerimizi çırptık. Gördüğünüz gibi böyle beyaz krema kıvamına geldi. Şimdi sıvı malzemelerimizi ekleyeceğiz. Oda sıcaklığında 1 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. 1 su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla hafifçe karıştırıyoruz. Şimdi 3 yemek kaşığı kadar kakaomuzu eleğimizin içine alıyoruz. 1 su bardağı unumuzu üzerine ekliyoruz. 1 paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. 1 paket de vanilini ekliyoruz. Ve şöyle kuru malzemelerimizi güzelce sıvı malzemelerimizin üzerine eliyoruz. Şimdi elemiş olduğumuz kuru malzemelerimizle de şöyle hafifçe karıştırıyoruz. Çok fazla çırpmıyoruz. Bu ıslak kekimizde dikkat etmemiz gereken bir dipnot: malzemeler ve ölçüleriyle lütfen oynamayalım. Un miktarı başta size az gelebilir ama inanın tam kıvamında ve gayet güzel olacak. Onun için unu artırmaya çalışmayalım. Şöyle kalıp olarak kare bir borcam kullanacağım. Bu ölçülerde siz de herhangi bir kalıp kullanabilirsiniz. İçini çok az bir şekilde sıvı yağ ile yağladım. Şöyle her tarafına da fırça yardımı ile yağımızı yayıyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derecede açtım ve ısınmaya bıraktım. Borcamımıza dökmüş olduğumuz kek hamurumuzu şöyle sallayarak biraz yerleştirdikten sonra 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza veriyoruz. Kekimiz fırında pişerken biz de sosunu hazırlıyoruz. Bunun için bir sos tenceresine 2 su bardağı sütümüzü alıyoruz. Sütümüzün üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyoruz ve 3 yemek kaşığı kakaoyu ekliyoruz. Sos malzememizi şöyle güzelce karıştırdıktan sonra ocağımızın üstüne alacağız. 1-2 taşım kaynayacak. Ondan sonra fırından çıkan kekimizin üzerine dökeceğiz. Evet, bu şekilde kaynamış olan sosumuzu bir kenara alıyoruz. Kekimiz pişinceye kadar biraz ılınacak. Sonra yarıya böleceğiz. Yarısına çikolata karıştıracağız. Yarısını çikolatasız olarak kekimizin üzerine dökeceğiz. Evet, kekimiz fırından çıktı. Şöyle ilk sıcağı çıkıncaya kadar bekliyoruz. Sonrasında sosumuzu dökeceğiz. Bu arada kekimizin üzerine şöyle çatalla veya bir şişle, çubukla delikler deliyoruz ki sosumuzu döktüğümüz zaman güzelce içine çeksin. Biraz sonra da zaten dilimleyeceğiz. Şu şekilde delikler deliyorum.
Şimdi sosumuzdan kekimizin üzerine döküyoruz. Aşağı yukarı sosumuzun yarısını kekimize dökeceğiz. Sonrasında diğer kalan yarısına da biraz önce ayırmış olduğumuz bitter çikolatayı koyarak ve eriterek o şekilde dökeceğiz. Yaklaşık olarak bir kare bitter çikolatayı yarım sosumuzun içine ekliyorum. Ve şöyle karıştırarak eritiyorum. Sosumuz hala sıcak olduğu için çikolata içinde iyice eriyecektir. Güzelce şöyle eritelim. Ve çikolatamız da eridikten sonra artık geri kalan tüm sosumuzu kekimizin üzerine güzelce döküyoruz. Oldukça bol soslu, ıslak mı ıslak, sufle tadında muhteşem bir kek bizi bekliyor sonuçta. Bu arada kekimizi dilimlersek çok daha iyi bir şekilde sosunu içine çekecektir. Ve artık kalan sosumuzu da döktükten sonra güzelce kekimizi yaklaşık bir saat kadar soğumaya ve ılınmaya bırakıyoruz. Aslında kekimizi ılık olarak yersek çok fazla soğumadan daha bir sufle tadında olacağı için çok daha güzel olacaktır. Şimdi bir dilim kekimizi servis tabağımıza alalım. Kekimizi tabağımıza aldık. Biraz da şöyle üzerine Antep fıstığı veya fındık ya da Hindistan cevizi hangisini arzu ederseniz serpebilirsiniz. Biraz üstüne ben Antep fıstığı serpiyorum. Ve artık sunuma hazır. Diyorum ki deneyecek olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun.